Birleşik Krallık'a artık sadece vizeyle girmek mümkün olmayacak. Biliyorsunuz BRP denen ve oturum kartı olarak da tanımlanan kartların dijitalleşmeye geçmesi için çok az bir süre kaldı. E, 31 Aralık'tan itibaren e, bu dijital vizeleri almayan e, İngiltere'de yaşayan İngiliz vatandaşı olmayanlar ülkeye girişlerde problem yaşayacak. Dolayısıyla E-Vize'ye geçiş sürecinde İngilizler yepyeni bir uygulamayı daha gündeme getirdiler. Sadece ülkede yaşayanlar değil, ülkeyi ziyaret etmek isteyenler, yani turistik amaçla Britanya'ya gelen vatandaşların da yeni bir uygulamaya tabi tutulacağı ortaya çıktı. Britanya'nın yeni dijital sistemine göre ülkeye gelmek isteyen herkes artık izin alması gerekiyor ve bir de ücret ödemesi gerekiyor. Bu vize işlemlerinin dışında bir uygulama. İngiliz hükümeti ülkeyi ziyaret etmek isteyen gezginler için bir gereklilik olarak açıkladı bunu ve turistlerin ülkeyi ziyaret etme taleplerinin yaklaşık 13 dolar karşılığında dijital ortama aktarılan ve elektronik seyahat yetkilendirmesi denilen ETA uygulamasına tabi tuttu. Bundan sonra İngiltere'ye gelirken Ayrıca 13 dolar karşılığında bir uygulama yüklemeniz gerekiyor ve dijital olarak İngiltere'ye geldiğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Bu uygulama ne işe yarayacak? Turistik amaçla bile olsa İngiltere'ye gelseniz nerede bulunduğunuzu, kimin yanında kaldığınızı, e, ne kadar süre kaldığınızı elektronik ortamda İngiliz hükümeti takip edecek. Birleşik Krallık vatandaşlarının tamam bu uygulamadan muaf. Ama ziyaret etmek isteyen tüm diğer ülke vatandaşları bu uygulamayı bu dijital izni almaları gerekiyor. Güvenlik kontrollerini kolaylaştırmak ve göçmenlik sisteminin kötüye kullanılmasını engellemek için getirilen bir e, yeni kural olarak lanse edildi. Çünkü seyahat edenlerin pasaportlarına bağlanıyor ve sistemde geçerli pasaport bilgilerinden tutun da tüm seyahat detaylarına, uçak biletlerine, geliş gidiş tarihlerine kadar her türlü bilgi burada yer alıyor. Dijital sisteme kayıtlı olanlar gittikleri her yerde, her adım attıkları yerde bir nevi takip sistemine takılıyor olacaklar ve takip ediliyor olacaklar. Turizm, aile ve arkadaş ziyareti, iş veya kısa süreli eğitim amaçlı tüm ziyaretlerde de bu yeni sistem kullanılacak artık.